Gökhan Gülsoy. Evet. Diyorlar ki dün ezip geçmişsin herkese. Kesinlikle. Kaç kişi? Sahnede arkadaşlar 15 kişi vardı. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok iyi. Sahnede 15 kişi vardı. Normalde bizim sikletimiz daha fazla oluyordu. Ama bu sezon arkadaşlar biraz daha böyle kişi sayısı azdı. 15 kişiydi. Güzel bir sikletti. Ama bir şey söyleyeyim mi? Diğer yarışmacılar da çok iyiydi. İyiydi. Ya herkes i̇yiydi aslında. Yani. Şöyle söyleyeyim Ali. Yani sen de gelip gidiyorsun yarışlara. Kendini görüyorsun. Burada herkes emek veriyor. Aynen. Ya herkesin emek verdiği bir yerde sen kimseye emek hırsızlığı yapamazsın zaten. Yani burada sabah kalkıyor, diyetini hazırlıyor, antrenmanını yapıyor. Şurada sadece o kupayı kaldırmak, o madalyayı havaya kaldırmak için. Yani o yüzden buraya gelen her arkadaşımız bizim için değerli. Herkes kendi performansının en üst seviyesiyle geliyor buraya. Evet. Yani tabii burada ne oluyor? İşin içine ne giriyor? Mental olarak insanların kendini yüksek tutması, motivasyonunu yüksek tutması, ondan sonra sahne tecrübeleri, bunlar değerlendiriyor. Yoksa buraya ben size setender bir birey getireyim, şurada hakem kurulu kuralım, bunların hangisi birinci olur desen, emin ol karar veremezler. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Sahnede, şimdi ben hepsini izledim sahneyi, acayip güzel gözüküyordu bu bir. İkincisi mükemmel bir form ve en önemlisi sen de biliyorsun mod, modlama abi. Yani çok önemli, ne kadar iyi olduğun önemli değil, mod çok önemli. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim size. O estetik dilini gösterememen, kendini hakeme, seyirciye geçirememen, senin bütün senenin emeğini silip atıyor. Biz o yüzden diyoruz ki sadece antrenman, sadece beslenme değil. Ayrıyetten bunun o pozlama olayı da var. Zaten baktığınız zaman geçmişe dönelik klasik bodybuilding yapan Arnold'lar gibi, işte Frank Zane'ler gibi, bu adam günler 2 saat, 3 saat poz çalışan adamlar. Ya yani, poz antrenmandan daha çok aynen, yoruyor adamı. Öyle. İnanılmaz. Sürekli kendini kasıyorsun. Sürekli kendini sürekli kasıyorsun. Sürekli birileri var karşında. Hiç kendini bırakacağına oldu mu o kadar kastıktan sonra? Ya, tabii ki. Ben dayanamayıp ya bırakıyorum. Bir sahne var. 6 kişi sıralandık. Yerlerimizi değiştiriyorlar. Bu arada size, dinlendin değil mi? Yemin ediyorum. Ya böyle titriyor artık. Kolum titriyor. Şöyle zangır zangır titrediğimi biliyorum. Yani artık böyle dermanın kalmıyor. Bir de arkadaşlar her yerini sıkıyorsun. Karnını sıkıyorsun. Şöyle duruyorsun ya. Karnını sıkıyorsun. Kolunu sıkıyorsun. Göğsünü sıkıyorsun. Ya vücudunun her yerini sıkıyorsun. Yani bir de sıcak terliyorsun. Daha sıcak terliyorsun. Stres abi. Stres. Açsın. 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 Susuzsun ya. Aynen. Vücudun hücre. Ve her şeyden önce gülmek zorundasın. Ya kendini satmak, pazarlamak zorundasın. İnsanlara bunu geçirmek zorundasın. Eğer dediğim gibi bu kadar bir yılın, iki yılın hazırlığını sahnede kalkıp insanlara geçiremezsen çok maalesef. Çok üzücü. İşte bundan önceki süreçte demek ki biz geçirememişiz. Yapamamışız. Edememişiz. Yani o yüzden biz bu sene geldik, hazırlandık, iyi geldik. Ama ne dedim? Geçen sene 405 numaralı arkadaş üstüne koya koya geliyor dedim. Gönüllerin şampiyonu değil. Gerçek şampiyon olmaya geliyor dedim. Türkiye'ye geldiğimizde antrenman yapacağız mı? İçinden geçeceğiz. Çatır çatır Granite House'un dibini yaşayacağız. Kendi evine geliyormuş gibi hissedeceksin kardeşim. Orası bizim evimiz, senin evin. Her zaman kapım açık. Talo Fitness ailesine. Eyvallah. Geldiğin günden beri bana vermiş olduğu desteği, benim standımda benle beraber zaman geçirmeleri, sahne önünde benle beraber olmaları, backstage'de yanıma gelmeleri, bana sarılmaları, bana başarı dileklerini sunmalarından dolayı onlara çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu sektördeyim, iyi ki siz.